أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Başlıktan da anlaşılacağı üzere Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi ile ilgili birkaç noktaya temas etmek istiyorum. Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi'yi severdim, takip ederdim kendisini. Hilal TV'de Suffa Mektebi isimli programını da takip ederdim. Orada tabi hem Hilal TV'de program yapıyor olmasından kaynaklanan zihnimde bazı soru işaretleri vardı. Hem de sohbetleri esnasında, dersleri esnasında nakletmiş olduğu hususlardan bazıları zayıf, hatta uydurma olan rivayetlere dayanıyordu. Bundan sebep de zihnimde bazı soru işaretleri vardı. Sonra Kerbela özel programı başlığıyla Hilal TV'de bir program yapıldı. Burada Ayetullah Hamaney'nin Azerbaycan vekili de yer alıyordu. Tabi bunu da görünce soru işaretleri biraz daha ziyadeleşti, arttı. Ama Hoca Efendi İlmihal programına çıktıktan sonra malumunuz Talha Hakan Alp Hoca Efendi bizim sevdiğimiz, saydığımız Hoca Efendilerdendir. Kendisini muteber görürüz, kendisine itibar ederiz. Kendileri bu programda Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi ile ilgili güzel şeyler söylediler. Ona çok güzel mukabelelerde bulundular. O saygısı, edebi ve kendisine karşı göstermiş olduğu muhabbeti bizim bu soru işaretlerinin hepsini ortadan kaldırmıştı. Tabii bu süreçten sonra Siyer Araştırmaları Merkezi'nin sitesinden ben Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi'nin sohbetlerini dinlemeye başladım. Tabii burada özellikle Kerbela sohbetinde bazı hususlar dikkatimi çekti. Ve ben bu hususları ilgili hoca efendilere ilettim. Gerek onu tanıyan hoca efendilere, gerekse orada ders veren hoca efendilere. Dedim ki bakın böyle böyle durumlar var, siz bunları hoca efendiye iletin. Hoca efendi bu noktalarda yanılmış olabilir. Çünkü tarih kitapları insanı yanıltır. Belki bununla ilgili kısa bir açıklama yapmak gerekiyor. Onu şimdilik erteleyelim. Yani belki yanılmış olabilir. Hoca efendiyle siz bu konuları bir konuşun. Görüşünü bir tespit edin. Yani gerçekten tavrını, konularla ilgili itikadını bir görüşün ve bize bilgi verin ki biz de ona göre hocaya karşı olan tavrımızı belirleyelim. Çünkü bunlar az buz meseleler değil. Şimdi kimse uydurma olan rivayetlerden çıkıp da tarihi olayların zeminini kaydıramaz. Yani kimsenin böyle bir hakkı yok. Hatta uydurma bazı rivayetlerden yola çıkıp sahabeyi zemmedemez, tenkit edemez. Bu hak hiç kimseye verilmemiş. Yani bu açık bir iftira olur. Ve bir insan tarihe mal olmuş bazı kişilerle ilgili eğer bir şey söyleyecekse bunu sağlam bir delile dayandırmakla da mükelleftir. Biz de bunu istemek durumundayız. Çünkü bu konu tarihte tartışılmış bir konudur bu konular. Özellikle Hz. Muaviye ile ilgili konular, Kerbela vakasının öncesi, sonrası, daha önce ashab arasındaki ihtilaflar. Bunlar gerçekten itikadi zeminde tartışılmış, konuşulmuş problemlerdir. Ehl-i sünnet ulemasının birçoğu da bu tür konuları mihenk noktası olarak tespit etmiştir. Yani denmiştir ki siz bir insanın ehl-i sünnet olup olmadığını anlamak için şu 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 noktalara bakın. Mesela onlardan birisi de budur. Bir insanın ehl-i sünnet olup olmadığını anlama noktasında sorulabilecek en temel sorulardan birisi sahabe hakkındaki ihtilaflarla ilgili görüşü ve sonraki süreçte yaşanan olaylarla, hadiselerle ilgili görüşüdür. Bu konularda, bu konulara dair sorularda az çok bir kimsenin ehli sünnet olup olmadığını veya itikadi açıdan nerede durduğunu ortaya koyan konulardandır. Şimdi burada belki tarih kitapları ile ilgili kısa bir özet geçmek gerekiyor. Tarih kitapları yanıltabilir dedik. Şimdi tarih kitaplarının yazılış amaçları birbirinden farklıdır. Bu konuda ulema ekseriyette tarih kitaplarını 3 kategori olarak takdim etmiştir. Bunlardan birinci kategori belki çok daha sıhhatli, sağlam rivayetleri seçip, tahriç çalışması yapıp, bu tahriç çalışması sonucunda rivayetlerin kitabını alıp nakleden alimlerin kitaplarıdır. İkinci kategori olarak da daha çok güvenilir olmakla birlikte ufak tefek zayıf rivayetleri de ve uydurma rivayetleri de eserlerine kaydeden, bunların bazıları hakkında zaman zaman hüküm bildiren, bazılarının hükmünü bildirmeyen, belki sonraki nesillere bunu havale eden, sonuçta senet zikrettikten sonra artık sorumluluk ondan bir nevi
kalkmış oluyor. Artık sonra gelen bu işin uzmanı, alanında uzman kişilere bu iş havale olmuş oluyor. Allahu alem, belki onlara havale etmiş olabilirler. Ki ulemanın görüşü ve tespitleri de bu şekildedir. Üçüncü kategoride elde olan malzemeyi, yani ilim adına ellerinde ne varsa bunu alıp ansiklopedik çalışma şeklinde kaydedip sonraki nesillere aktarmak amacıyla yazılmış tarih kitaplarıdır. Hal böyleyken burada gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Hocalarımızdan da maalesef bu hatalara çok düşenler olabiliyor. Önemli olan hataya düşmüş olmak değil, bu hatalar tespit edildiğinde ve bu hatalar tespit edildikten sonra size sunulduğunda bunları kabul etmeniz, hatanızı kabul etmeniz ve doğru olan görüşe rücu etmenizdir ya da edebilme olgunluğunu gösterebilmektir diyelim. Giriş sadedindeki bu açıklamaları yaptıktan sonra artık konuya dönmemiz gerekiyor. Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi'nin genel olarak bu konuyu anlatış tarzı güzel. Yani konuyu oturtmuş olduğu zemin, konuyla ilgili farklı cihetten yapmış olduğu değerlendirmeler, farklı bakış açıları gerçekten insanın ufkunu açacak nitelikte. Özellikle bunları faslı Muhammed Abid el Cabiri'ye de isnat ediyor, yani bu bakış açısını. Mesela Muhammed Abid el Cabiri bu tür tarihi olayları anlama noktasında 6 tavırdan bahsediyor. Asabiyet, ganimet, zillet, sükunet, mücadele ve izzet tavırlarından. Muhammed Emin Yıldırım Hoca da konuyu işlerken bu tavırlardan yola çıkıyor ve tarihte yaşanmış hadiseleri bu tavırlar üzerinden belli kişilikleri örnek vermek suretiyle ele alıp değerlendiriyor. Kerbela hadisesinin öncesi ve sonrasındaki olayları da bu 6 tavır noktasında bazı kişiler üzerinden değerlendiriyor. Burada tabii ki Kur'an-ı Kerim'in tarihi olaylara dair bize sunmuş olduğu örneklerden de bahsediyor. İşte zemmedilen kişiler ve örnek olarak gösterilen kişiler şeklinde ikili bir kategori oluşturuyor. Bunlar gerçekten güzel açıklamalar. Buraya kadar anlatmış olduğumuz hususlarla ilgili bizim herhangi bir problemimiz yok. Bunlara herhangi bir itirazımız da yok. Hatta bunu kabul ediyoruz. Gayet güzel de bir bakış açısı olduğunu, iyi bir perspektif olduğunu da düşünüyoruz. Şimdi burada Hoca Efendi Kerbela olayına şu şekilde bakıyor. Daha önce o kısaca özetlemiş olduğumuz 6 tavır vardı. Bu tavırda asabiyet tavrı noktasından hareket ediyor. Konunun temelini bu olarak görüyor ve diyor ki Kerbela, işte Hazreti Muaviye'nin Yezid'i veliaht tayin etmesiyle birlikte Yezid'in Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve onun gibi kendisine biat etmeyen kimselerden biat istemesiyle başlamış bir süreç değildir diyor. Başlamış bir olay değildir. Bu diyor 150 yıl öncesine kadar dayanır. Beni Ümeyye ile Haşimoğullarının aralarında daha önceden yaşanmış hadiselere kadar dayanır. Bu olay Beni Ümeyye'nin Haşimoğulları karşısındaki mağlubiyetlerinin, manevi mağlubiyetler ve savaş noktasındaki mağlubiyetlerin veya aile kavgaları noktasındaki mağlubiyetlerin bir rövanşıdır diyor. Bunu söylerken de, konuyu bu zemine oturturken de İbn Kesir'in ve muhtelif tarihçilerin kitaplarında nakletmiş oldukları bir rivayete dayanıyor. Bu rivayet şöyle: Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın mübarek başı, kesik başı Yezid'e getirildiğinde Yezid bir beyt okuyor. Orada diyor ki: keşke diyor hayatta olsalardı da Hazretçilerin karşısında, yani Bedir Savaşı'nda Hazretçilerin kılıçları karşısında şaşkına dönen ataların bugünü görmüş olsaydı. Şimdi bu rivayeti İbn Kesir naklediyor ve bunun şiir ravilerle geldiğini, dolayısıyla muteber de olmadığını beyan ediyor. Ve bunu nakleden başka tarih kitapları da var. Bazı tarih kitaplarında bunun uydurma olduğu, güvenilmeyecek bir rivayet olduğu, güvenilir olmayan bir rivayet olduğu ifade ediyorlar. Bazılarında ise böyle bir ifade, böyle bir hüküm bildirilmiyor. Tabi burada tarihçilerin işte dikkatli olması gerekiyor. Bunu araştırması gerekiyor eğer siz bu konuyu anlatıyorsanız. Şimdi tutup da bu uydurma olan rivayeti, konunun asıl zemini, asıl tartışma noktası veya değerlendirme noktası olarak seçerseniz hem kendiniz büyük bir yanılgıya ve hataya, hatta iftiraya düşmüş olursunuz. Çünkü bunu söylediğiniz zaman, yani sürecin bu şekilde işlediğini söylemiş olduğunuz zaman Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadetiyle birlikte başlayan süreçten Kerbela'ya, Kerbela'nın sonucuna, Kerbela'dan sonra yaşananlara kadar, bu Abbasilere kadar giden sürecin hepsini bu asabiyetin içerisine sokmuş oluyorsunuz. Yani bir uydurma rivayetten yola çıkarak bunları, bu işlere karışan bütün insanları itham etmiş oluyorsunuz.
Yani birincisi konunun mihenk noktası bu.